Arka plana kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Geride bıraktığımız saate başlarken ekranlarınıza yansıttığımız son dakika notu buydu. O telefon görüşmesine ilişkin sıcak başlıkları hemen ekranlarınıza taşıyalım. Ardından da konuklarımızla değerlendirmeye ve özellikle Gazze'deki son durumu tartışmaya devam edeceğiz. Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir an önce dur denilmeli dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden'a. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesi ateşkesi hızlandırır dedi. Hem dünya hem Amerikan kamuoyu bu talebi yüksek sesle dile getiriyor dedi. Bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi sorumluluğu var dedi. Türkiye'nin önerdiği garantörlük mekanizması kurulmalı dedi. 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmalı dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha. Tabi buradaki bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi sorumluluğu var ifadesi önemli. Sayın Selvi, sizi alalım mı böyle? Neden Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi sorumluluğu var ifadesi öne çıkıyor? Kendisi sorumlu da ondan. Yani bu savaşın olmasında, savaş çıkaran aslında destekleyen asıl müstebbibi Amerika yani. Evet. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ne destek olan bazı ülkeler. Aslında burada Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'ya da bir çıkış planı sunuyor. Banu Hanım. Nasıl sunuyor? Amerika, İsrail'in katliamlarına kayıtsız, şartsız destek vererek dünyada bir süper güç olarak Amerika kendi misyonunu kaybediyor. Bakın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oylama yapıldı, evet, değil mi? Ama önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Güvenlik Konseyi'nde Amerika tek başına kaldı. Tek başına kaldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamada ise Amerika mum gibi erimeye başladı. Niye? Amerika dediğiniz bir süper güç, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamada en azından batıdaki müttefikleriyle, İngiltere ile, Almanya ile, Fransa ile, İtalya ile birlikte hareket etmez mi? Bunların hepsi Amerika'yı yalnız bırakmaya başladı. Bakın, 12 Aralık'taki yani şu son oylamada ateşkes sağlansın, savaş dursun diyenler 153. Devam etsin verelim diyenler, arkadaşlar, İsrail'e destek verenler, Amerika, İsrail, bunların arasında olduğu ülkeler 10. Çekimser kalanlar 23. Şimdi bir sayı daha vereceğim. 29 Ekim'de de bir oylama yapılmıştı. O oylamada savaş dursun diyenlerin sayısı önemliydi ama 121'di. Devam etsin diyenler 14'tü. Çekimser kalanlar 44'tü. Şimdi bir kıyaslama yaptığımızda 29 Ekim'den 12 Aralık'a kadar geçen süre içerisinde Amerika'nın yalnızlığı artmış. Yani 32 ülke daha bu savaş artık dursun diyor. Savaş devam etsin diyenlerin sayısı 4 azalmış. Çekimser kalanların sayısı ise 21 azalmış. Örneğin peki, daha önce çekimser olan Kanada, Japonya, Güney Kore ve Avustralya evet'e döndü. Evet. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temas grubuyla birlikte Kanada'yı ziyaretinde de Kanada'nın bu katliamlar konusunu artık ciddi olarak sorgulamaya başladığı mesajları, evet, sinyalleri gelmişti. Şimdi bakın, Amerika dünyanın süper gücü değil mi? Amerika'nın o oylamada yanında olanlar hangi ülkeler? Mikroskopik Nauru ülkeler. Yani Eray Komutan dediğiyle mikroskopik. Ya 10 bin yıl Nauru'nun nüfusu 12 bin nüfusu olan sadece pasaport vermek için kurulmuş uydu devletler. Mikronezya. Amerika bunlarla birlikte kaldı. Papua Yeni Gine. Biz de biliyorsunuz komedilerde, evet, Papua Yeni Gine'de bile var. Ya gene evet, Papua Yeni Gine Liberya'dan büyük. Paraguay'la kaldı. İşte burada Avusturya, Çekya bunlar var. Avusturya'nın biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndaki konumu, evet, Almanya çok kadar iyi sorumlu ya, yani bu soykırımdan sorumlu bir ülke. Cumhurbaşkanı dedi ya, sizin tarihinizde bir takım şeyleriniz var, sizi mecbur bırakıyor ama bizim tarihimizde yoktur. O tarihinde soykırım olan ülkelerden birisi. Çekya varlığını Amerika'ya
Boş Avusturya 2. Dünya Savaşı öncesi %81 halk oyuyla Almanya'ya katılan bir ülke. Franz von Papen'in organizatörlüğünde neticede Almanya'ya taşındılar büyük rayhi oluşturmak için. Evet. Hitler de Avusturya. Ama netice itibariyle... Bir şey söyleyebilir miyim Abdülkadir abi? Şimdi hayır diyenleri anlayabiliyoruz biraz da. Çekimser meselesi tabii orada Avrupa Birliği birlikte hareket edememesi de gösteriyor aslında. Mesela Avrupa Birliği'nden bazı ülkeler... İtalya, İngiltere, işte, Macaristan, mesela Hollanda, İspanya burada İtranya, tavrını koyuyor ortaya. Slovakya, yani Avrupa Birliği Ukrayna, de bir araya gelememiş Almanya. Ama çekimseri biraz konuşmak lazım. Yani evet. Orada bunlar nereye yakınlar? Biraz çekimseller de azalmış gibi görünüyor. Şöyle, Cumhurbaşkanı bir strateji ortaya koymuştu. Dedi ki biz bir... Amerika üzerinde bir baskı grubu oluşturacağız. Çünkü İsrail'i şu anda durduracak olan Amerika. İkincisi, çekimser olan ülkeler görüşmeler yapacağız. Yedili temas grubu zaten İslam İşbirliği Teşkilatı'nda oluşturulan çekimser olan ülkeleri ziyaret ediyor. Hı hı. Ve onların kararlarının değişmesinde bu strateji çok etkili oldu. 21 ülke kararını değiştirdi. Ben bundan sonra bir oylama daha olduğunda Amerika'nın iyice Nauru ve Mikronezya ile baş başa kalacağını düşünüyor. Evet. Burada İş oraya doğru gidiyor. Burada zaten hocam ABD ve İsrail'i bir kenara koyduğunuzda işte Avusturya'nın özel durumu var. Yani burada önemsenecek Çekya'da İsrail'e çok ciddi silah anlaşmaları var. Yani Çekya'nın ondan dolayı kımıldayamıyorlar. Bunun dışındaki işte Guatemala, Liberya... Buradan gibi. Almanya'da çıktı hocam. Tabii Almanya çekimser... Almanya dahi çıktı burada. Evet, Almanya çekimser oyu kullandı. Ben Abdülkadir Hocam'a katılıyorum. Şimdi bu Riyad'da bir temas grubu konuştu. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında bu karşıt oy kullananlar, yani Gazze karşıt ve çekimser olan ülkeler özelinde diplomatik çalışmalar gerçekleştireceğiz dediler. Ve bunun da bir sonucu elde edildi. 21 ülke ama burada çekimserden bence çekimser olması gerekirken kararına geçti. Evet oyu veren Fransa'yı daha fazla konuşmak lazım. Tamam. Fransa evet oyu verdi. Evet. Neden ama, sizce? Evet, onu Abdülkadir Bey... Hocam şöyle, Fransa'da çok ciddi bir dip hareketi var. Macron siyaseten sıkıştırılıyor. Onun kırılgan noktası da Müslüman nüfusu. Yani Avrupa'da en fazla Müslüman nüfusun yaşadığı ülke Fransa. Ve orada da biliyorsunuz yükselen bir aşırı sağ var. Sağ var. Şimdi Müslümanlar da seçmen. Az önce ABD'den bağlanan Müslüman seçmen. Macron bu dengeyi sağlamaya çalışıyor. Destek verdi. Sonra arada bir konuşma yaptı ama şu anda... BM özelinde de eksen değiştirmiş durumda. O da savaş bitsin demeye başladı. Yani Banu Hanım, son bir şey söyleyeyim. Yani Gazze'yi ortadan kaldırmak için Netanyahu bir katliam planı uyguluyor. Ama tüm dünya neredeyse Gazze'nin yanında yer almaya başladı. Fransa'nın tavrındaki değişiklik de o meydanları dolduran yüz binler var ya, işte o yüz binler yönetimleri kararlarını gözden geçirmeye yöneltmeye başladı. Bir de Amerika ile Fransa arasında bir mücadele var. Bundan 2 yıl kadar önce Amerika Fransa'ya bir nükleer denizaltı ihalesi verdi. 90 milyar dolar. Son dakika İngilizlerin araya girmesiyle bu 90 milyar dolarlık nükleer denizaltı ihalesi Fransa'dan alındı. Avustralya'ya verildi. İngiltere, Avusturya ortak yapacak dendi. Dolayısıyla Fransa'ya gidecek olan 90 milyar dolar nereye gitti? Buraya gitti. O yüzden Fransa'nın Amerika'ya da bir kırgınlığı var. İkincisi de bu sarı yelekliler hareketi, yani ayan beyan o zaman da çok net takip ettik. Nereden yönetiliyordu biliyor musunuz? Kaliforniya'dan. Bu ortaya çıktı. Evet, o zaman Fransa Dışişleri Bakanı aynen Amerika'ya şunu söyledi. Fransa'dan elinizi çekin diye. Ben açıklamasını okudum. İtalya'da çekimser değil mi? Dolayısıyla burada Fransa'yı Avrupa'da, yani Almanya, İngiltere ve İtalya'nın dışında ayrı bir pozisyonda. Hem Güngör'ün söylediği gibi iç dinamikleri, Müslüman nüfusun çoğunluğu, yönetim üzerine baskı kurmaları artı Amerika ve İngiltere ile olan rekabeti hocam, açısından da değerlendirmek lazım. Bir detay var. Şimdi İspanya açıktan Gazze'ye destek veriyor. Ama İspanya Avrupa'yı da etkiliyor. Şimdi Sanchez sosyalist ve devrimci bir söylemi var. Bu STK'ları ve sokak hareketlerine Avrupa'da bir etki oluşturuyor. Yani bir İspanya devlet politikası olarak sosyalist bir başbakan. Başbakan buradaki sosyalist, devrimci,
sol çizgideki siyaseti ve STK'ları da etkiliyor. Etkiliyor. Biz bunu nerede gördük? İngiltere. İngiltere'de en büyük yürüyüşler Londra'da yapıldı. Orada Birleşik Krallık vatandaşı Müslümanların dışında Müslüman olmayan toplumlar da vardı. Yani normal sıradan İngilizler ya da burada yaşayanlar. Bu ciddi anlamda bak İngiltere'de çekimser. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de çekimser. Çekimser oy kullandı. Avrupa bu dip dalgasını, çünkü hepsinin seçimleri var. Ya bir yılı var, sadece Biden'ın seçimi yok. Ya iki yılı var, seçimleri var. Gidecekler. Şimdi Avrupa'daki Yahudi oylarına bakalım. Siyasetçi olarak analiz yapalım. Müslüman oylarına bakalım. 10 misli, 20 misli. Tabii. Daha fazla bir nüfusa sahipler. Bu da artık yavaş yavaş karar verme mekanizmalarını da gerçekleşiyor. Bu Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı araması, bu çekimser ve o şey hayır oranlarındaki değişkenlikler artık ne diyelim, Gazze lobisi, yani dünyada bir Gazze hassasiyeti oluşturdu. Aslında Amerika'ya karşı bir dünyada toplumsal, yani genel bir tepkinin ortaya çıkışı ilk ne zamandı biliyor musunuz? Ne zaman? 2017 yılında, hani önce İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı acil. O zaman Türkiye başkandı. Türkiye dönem başkanıydı. Dönem başkanıydı. Sonra bu Donald Trump'ın damadı Kushner'in 100 yılın planı adı altında Kudüs'ü İsrail'e verecek bir... Başkenti de Tel Aviv'de Kudüs'e taşımaları. Başkenti de Kudüs'e taşıyıp ve İsrail'in başkenti Kudüs olacak İbrahim diye... Ardından İbrahim anlaşmalarını... Ondan sonra başlatma. Birleşmiş Milletler'de Kudüs tasarısı oylandı da 128 oyla reddedildi ya. Bakın ilk fişek o zaman başladı. Artık ben şunu söyleyeyim, bir sosyolog olarak şunu söyleyebilirim. Bu dip dalgalar, bu toplumsal refleksler yavaş gelişir. Volan dişlisi gibidir. Harekete geçmeleri güçtür. Ama harekete geçtikten sonra durdurulmalı daha güçtür. Tabii bunu sağlayan da sahadaki durum. Arkadaşlarımız Gazze haritasını burada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını vermek lazım. Bir de hakikaten dünya, çok önemli bir şey söyleyeyim. Dünyada böyle bir bakın, sosyal hareketin, sosyal siyasal hareketin. Biz Eray Bey'le değişik yerlerde Abdülkadir Hocam'la görüyoruz. Şimdi 41 kilometrelik bir Gazze şeridi 365 kilometre kare. Kare. Dünyanın bütün küresel meselelerini konuşuyoruz. Bu iş böyledir. Yani buradaki direniş, ölüm, özellikle hastanenin vurulması, El Vakdis. Sonra çocuk ölümleri dünyanın vicdanlı insanlarını aşırı etkiledi. Evet. Zaten şöyle bir şey var. Biz Eray Hocam'la geçen akşam da değerlendirdik. Gazze, Banu'nun bir vicdan testi. Evet. Bu Birleşmiş Milletler. Kimler iyiler tarafında? Kimler iyiler tarafında? Kimler kötülük ikliminde? Burada ben belki de önümüzdeki yıl 10 yılların tartışma konusu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya barışının önünde ABD engel. Bakın dünya 5'ten büyüktür şiarı. Artık Amerika Birleşik Devletleri üzerinde geldi. İngiltere, Fransa'sı bir yere geliyor. Neden? Müslüman toplumları var. Kendisini insan. Ama Amerika Birleşik Devletleri gerçekten dünyanın barı. Bakın Putin'in açıklaması var. Ocak ayında gelebilirim dedi. Ne dedi? Gazze için en fazla dedi. Bak bu cümle önemli. En fazla mücadele eden dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onunla çalışacağım dedi. Belki ABD'ye karşı diplomasi yapıyor. Belki bir şey ama bunu söyleyen süper güçlerden biri Rusya Federasyonu Başkanı. Yani buradaki Hamas'ın yenilememesi... buradaki sosyoloji çok önemli. Ben her zaman şöyle diyorum. Bu iş keşke çocuk ölümleriyle bu vahşetle olmasaydı. Yani buradaki insanlar kendi ölümleriyle kendilerini feda ederek dünya barışını şimdi kurtarmaya çalışıyor. İzleyicilerimize şunu hatırlatalım. 8000'in üzerinde çocuk hayatını kaybetti, şehit oldu. Şu anda işte Gazze şeridinin kuzey bölümü çok kritik bir nokta diyoruz ya. Beyt Lahya'da Kemal Advan Hastanesi var. Yine Cibaliye bölgesinde de El Avde Hastanesi var. Bu iki hastane de kuşatılmış durumda. Biz daha önce Şifa Hastanesi'ndeki küvezdeki bebekleri konuştuk ya. Aynı durum şu anda Kemal Advan Hastanesi'nde de mevcutlu. Şöyle su depolarını vurdu tabii. İsrail ordusu ve artık su yok. Elektrik, enerji zaten yok. Akşam, küvezde bakılması gereken, küvezde bütün kesilmiş vaziyette. Bakın, küvezde bakılması gereken, mama yemesi gereken bebekler bakın, var ve o mamayı, mama tozunu şimdi, karıştırıp mamaya çevirecek su yok. Eray Hocam, mesela bunu neden yapıyorlar? Neden? Burada yaşam alanı bırakmıyorlar. Gazze'nin %60'ını yıktılar. Altyapıyı yok ediyorlar ki insanlar geri dönemesin. Şimdi... Hastaneleri altyapıyı yıkıyorlar. Altyapı bir de şöyle bu haritada izleyicimiz için bir şey anlatayım. Da küvezdeki bu, bebeğin suçu ne? O tabii, küvezdeki tabii. Bebeğin yani içecek su bırakmıyorlar. Bir çatı altı bırakmıyorlar. Yani. Bu artık vahşet ötesi tabii, bir şey. Tabii etnik temizlik yapıyor. Soykırım. Vahşet Cumhurbaşkanı ötesi. Erdoğan Gazze kasaba boşuna demedi detayı. Bosta kasaba, Milosevic, Gazze kasaba. Ya Hitler'in ruhu Netanyahu'nun içine girmiş ya. Bu kadar olur yani. Başka... Bir de şey var yani izleyicimiz için burası... Bu alanlar da İsrail'in kontrolünde değil. İsrail ordusunun hareket ettiği yerler. Yani hocam anlatır. Yani buralarda yanlış anlamda fiili bir işgal ve kontrol yok. Çünkü
Kassam kaç günden beri burada vurdu, tankları paylaşıyor. Hı hı. Aynı şekilde de Han Yunus'ta. Evet. Eray Hocam askeri olarak anlatır. Buranın bakın ne yaptılar biliyor musunuz? İzleyicilerimiz hatırlar Abdülkadir abi. Buraya iş makineleri getirdiler ve bombalar. Havadan vuramadıkları binaları karadan yıkıyorlar. Yani havadan yıkamadıkları binaları karadan yıkıyorlar. Özellikle kuzeyi tamamen... Şimdi biraz önce sevgili Güngör, çok güzel anlatıyorsun. Sağ ol. Yani biraz önce Kadir Üstün de şeyden Amerika'dan bildirdi. Yani işte yaşam alanları bırakmıyor. Ama bu manevralar Hamas'ın askeri gücünü ne kadar etkiliyor diye baktığımızda yani etkilemiyor. Yani şu ana kadar en son aldığımız bilgi 35 civarında. Hadi 70-100 deyin. 100 Hamas savaşçısının şehit olduğunu düşünün. 29.900 kişi daha var. Yani bir de 70 günde hani İsrail'in kayıplarına baktığınız zaman inanılmaz bir şey. Yani şunu demek istiyorum. Bakın Clausewitz, Karl von Clausewitz dünyanın en ünlü stratejisyenlerinden biridir. Evet, evet. 1700'lü yılların sonunda yaşamıştır ve onun savaş üzerine aldığı bir eseri vardır. Biz bunu harp akademilerinde hem öğrenciyken okuduk, şimdi de okutuyoruz. Çok değerli bir kitaptır. Çok önemli sözleri vardır. Çünkü harp prensipleri kanla yazılmıştır. Diyor ki, gelin şuraya uygulayalım bu harp prensibini, hedef prensibini. Diyor ki, bütün savaşların amacı geçmişte, şu gün ve gelecekte. Yani çok evrensel bir savaş kuralı ortaya koydu bu adam. Bütün savaşların amacı düşman silahlı kuvvetlerini yok etmek suretiyle düşmanın iradesini teslim almaktır. Ya şimdi tamam, hani hep anlatıyoruz, bebekler ölüyor, yazıklar olsun yani. Bunu yapanlara yazıklar olsun, lanet olsun. Bakın daha açık söyleyeyim. Fakat bu barbarlıkların yarattığı duygusal atmosfer bizi taktik gerçeklerden, sahadaki taktik gerçekleri görmekten de alıkoymamalı. Yani bakın çok basit bir harp prensibidir, hedef prensibi deriz biz buna. Hamas İsrail'le savaşıyor, 2000 civarında kayıp. 4500 civarında da yaralı. Bakın 200 küsür zırhlı araç, tank vesaire resmen buraya gömmüş vardı. Peki İsrail ne yapıyor? Yani bu şartlarda gerçekten şurada Gazze'ye hakim olabilmek, kontrolü sağlayabilmek, Hamas'ı ortadan kaldırabilmek, rehineleri kurtarabilmek gibi askeri ve politik amaçlara erişmek isteseydi Hamas'a yönelmesi gerekirdi. Daha açık bir ifadeyle, kıymetli izleyicilerimizin anlayacağı tarzda daha basit söylüyorum. İsrail sivil öldürerek buradaki askeri ve politik hedeflere ulaşamaz. Sizi ulaşamayacak. Hocam, çok önemli bir şey söyledi. İsmini unuttum. Eski İsrail ordusunda Netanyahu karşıtı generaller teyit ediyor. Diyor ki bize diyor bir siyasi hedef vermedi diyor. Katliam yapmak istiyor. Evet. Yani askerlikte... Yani katliam yapmak bir siyasi hedef olamaz. Evet. Halkın, bunu söyleyen İsrailli hiçbir subaylar. Yerinde. Yani bu çok önemli. Evet, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir savaşta bakın katliamlar Hitler 2 milyon kişiyi katletti de o politik ve askeri hedeflere ulaşabildi mi? Ulaşamadı ya, yok oldu. Yani şimdi bakın kusura bakmasınlar 75 yıldır zulüm yapmış gelmiş filan. Bütün ben dahil başka biz bunu tartışıyoruz. İsrail 48'den bu yana sürdürdüğü, arttırdığı askeri güç kapasitesi şu an Hamas karşısında doruk noktasına ulaşmıştır. Bundan daha fazla istediğiniz kadar itin. Çok önemli. İstediğiniz şey. Kadar mühimmat verin, tank verin. Yapamaz. Yani Bey, burada bu noktaya gelmiş şimdi vaziyette. Şimdi bazı görüntüler paylaşmak istiyoruz. Yoksa özür diliyorum. Hani, yoksa birinci ateşkesi kabul eder miydi? Ezip geçebilseydi, kontrol edebilseydi ateşkesi kabul eder miydi? Bu